Herkese selamlar. Bugün videomuzda MacBook Air 2015 ile MacBook Air 2018'i karşılaştırıyoruz. İyi seyirler. Hatırlayacağınız gibi MacBook Air 2018 videosunda, daha doğrusu inceleme videosunda bu videonun ipuçlarını vermiştim ki zaten incelemeyi de hemen YouTube kartlarından ulaşabilirsiniz. Çünkü MacBook Air 2015 benim çok uzun süredir işte, evde, yolda, her yerde kullandığım bir bilgisayar. Tam bir kullanıcı deneyimine sahibim bu noktada. MacBook Air 2018'de yaklaşık 1,5-2 haftadır da tamamıyla yanımdan ayırmadığım bir bilgisayar oldu. O yüzden o noktada da birçok deneyimim var ama MacBook Air deneyimi noktasında zaten fikirlerimi inceleme videosunda paylaştığım için eğer deneyim odaklı bir video istiyorsanız incelemeyi izleyebilirsiniz diyorum ve vakit kaybetmeden tasarımla bu iki bilgisayarı karşılaştırmaya başlıyorum. MacBook Air 2015'ten bahsedelim ekran tarafında. 13.3 inçlik 16:10 oranlı 1440x900 piksellik bir ekrandı MacBook Air 2015. Aynı zamanda bu ekranın 128 ppi değerinde olduğunu da söyleyelim. Yeni bilgisayarda ise ekran yine 13.3 inç ama bu sefer ekran kasa oranı çok yüksek oranda iyileştirilmiş durumda. IPS ekran 16:10 yine oranımız, bu sefer çözünürlüğümüz de hayli arttı. 2560'a 1600 çözünürlük ve neredeyse 2 katı olan 227 ppi'lik bir piksel değerimiz var. MacBook Air'ın açıkçası ekranı resmen çağ atlamış durumda. Sonunda Retina ekrana kavuşmuş durumdayız. Bu alanda özellikle eski model Air'lara göre yeni MacBook Air'ın çok büyük bir farkı bulunuyor. Gerek PPI değerinin 2 katı artması, çözünürlüğün yükselmesi ve renk gamutunun geliştirilmesiyle ekran deneyimi noktasında oldukça iyi bir bilgisayar. Ama yine de incelemede söylediğim gibi MacBook Pro'nun ve iMac'in hayli gerisinde halen. Gelelim iki bilgisayarın boyutlarına. MacBook Air 2018 zaten detaylarda da gördüğünüz gibi MacBook Air 2015'e göre hayli kompakt bir makine. Aynı ekrana sahip olmasına rağmen, daha doğrusu aynı ekran boyutlarına sahip olmasına rağmen çok daha küçük bir alana bilgisayar donanımı yerleştirilmiş durumda. Burada tasarım tarafında tabii ki ek donanımlardan da bahsedeceğiz. Trackpad, klavye ve tabii ki FaceTime HD kamera. FaceTime kamera büyük ölçüde eski modelle aynı 2018'de de. T2 chipsetinin gelmesiyle görüntüde özellikle siz konuşurken belli düzeltmeler yapılıyor ama halen benim istediğim seviyede değil. Evet, bir bilgisayar kamerası ama ek destek almak isteyebilirsiniz o noktada. Gelelim en çok konuşulan konulardan birine, giriş çıkışlar. Eski MacBook'la başlayalım. Eski MacBook'ta 2 adet USB 3 bağlantı noktası var ve bu bağlantı noktaları saniyede 5 gigabit'e kadar destek veriyor. Bir adet Thunderbolt 2 bağlantı noktası var. O da 20 gigabit'e kadar saniyede destek veriyor. MagSafe 2 güç bağlantı noktası var ki eski güç girişleri zaten bu şekildeydi. SD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık jack girişi var. Yani aslına bakarsanız ince bir bilgisayar olması rağmen MacBook Air 2015'te hayli bağlantı noktası vardı. 2015 yılında ve ince bir bilgisayar olmasına rağmen MacBook Air'ın giriş çıkışları yeni versiyona göre oldukça fazla. Çünkü şimdi MacBook Air 2018'den bahsedeceğim. 2 tane USB Type-C girişi var. Bu yani bu kadar. Bu iki Thunderbolt 3 yani Type-C noktasının yapabildiklerine de bakalım. Hangi bağlantılara izin veriyor bizim MacBook Air 2018'imiz? Type-C'ler aracılığıyla şarj oluyor. DisplayPort kullanabiliyorsunuz. Yine Thunderbolt bağlantısı yaparak bu sefer 40 gigabit'e kadar saniyede veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Ve yine bu sefer deneyim odaklı kısma geliyorum. Burada MacBook Air 2018'in baştan söyleyeyim çok büyük bir üstünlüğü var. İkinci nesil Butterfly klavye ve Force Touch trackpad sayesinde büyük bir üstünlük var. Hem tasarım tarafında hem de bilgisayarın deneyim odağındaki en önemli noktalara değinelim. Yani klavye ve trackpad. Eski MacBook Air'da yine eski tip uzun süre kullandıkları aralıkları yüksek çiklet yapıda bir klavye var. Yeni Air'da ise ikinci nesil Butterfly klavye kullanılıyor. Hem tuşların aralıkları daha kısa hem de yükseklikleri daha az. Aynı zamanda birinci nesil Butterfly klavyeye göre de belli üstünlükleri bulunuyor. Mesela çok az ses çıkartıyor. Ses yalıtımının arttırılmış olması oldukça iyi bir nokta. Deneyim noktasında evet iki klavye de bence çok iyi ama benim tercihim her şekilde Butterfly ikinci nesil olacaktır. Bunun dışında önemli farklardan biri trackpad alanının %20 oranında arttırılmış olması. MacBook Air 2018 çok daha iyi bir izleme kabiliyetine sahip. Çok daha rahat bir şekilde sizin hareketlerinizi izleyebiliyor. Aynı zamanda MacBook Pro'larda uzun süredir bulunan Haptic Engine'la gelen Force Touch geri bildirimine de sahip. Ve son büyük fark yine klavye trackpad alanında, güç tuşunun yerinde artık Touch ID sensörümüz var. Touch ID sensörü sayesinde hem App Store üzerinden ödemelerinizi yapabiliyorsunuz hem de bilgisayarı uyandırıp uyutabiliyorsunuz. Birçok noktada ekstra güvenlik olarak parmak izinizi kullanabiliyorsunuz. Gelelim hoparlörlere. MacBook Air 2018'de bu sefer klavyenin iki tarafına yerleştirilmiş durumda.
görülebilir bir şekilde hoparlör ızgaraları bulunuyor. O zaman 15 versiyonuyla başlayalım. 15 versiyonunda stereo hoparlör, çift mikrofon ve 3.5 mm kulaklık jack'ı bulunuyor. Yani 3.5 mm kulaklık jack'ı ile beraber bu tamamen ses sistemini oluşturuyor. Hemen 2018'e geçelim. Stereo hoparlör var yine. Az önce söylediğim gibi klavyenin iki tarafına yerleştirilmiş durumdalar. Bu sefer 3 adet mikrofon var ve yine 3.5 mm jack girişi var. Allah'tan Apple bundan da kaldırmadı jack girişini. Halen her kulaklığı bağlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz, tabii böyle anlatmakla olmaz. İsterseniz gelin desibel değerlerini şöyle güzel bir testle bakalım. Wi-Fi ve Bluetooth noktasında çok büyük farklar bulunmuyor. MacBook Air'ın eski versiyonunda, yeni versiyonu da 802.11ac standardını kullanıyor. Bluetooth noktasında biri Bluetooth 4.0 iken biri 4.2, neden 5 değil? Ve artık tasarım ve iç donanımdan bazı parçaları anlattıktan sonra donanıma geçelim. Bakalım iki bilgisayardan hangisi daha güçlü? İşlemciyle başlayalım. MacBook Air 2015'te Intel'in çift çekirdekli i5 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 2.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Turbo Boost'la beraber normalde 1.6 GHz. Gelelim tek işlemci seçenekli MacBook Air 2018'e. MacBook Air 2018 1.6 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Intel Core i5 işlemci kullanıyor. Onu da 3.6 GHz'e kadar Turbo Boost teknolojisiyle yükseltebiliyoruz. Bellek ve depolama kısmında ise şöyle farklar bulunuyor. Eski MacBook Air'da seçeneklerimiz 4 GB ve 8 GB'lık RAM'lerle sınırlıyken yeni versiyonda bu sefer 8 GB ve 16 GB arasında seçim yapabiliyoruz. Tabii ki RAM'lerin modelleri ve saat hızları da farklı. Hemen onlardan da bahsedeyim. Eski versiyonda 1600 MHz'lik LPDDR3 bellek kullanılırken yeni versiyonda bu sefer yine LPDDR3 ama 2133 MHz'lik bellekler kullanılıyor. Depolama alanlarından sonra arkadaşlar artık merakla beklediğiniz performans testlerine başlayacağız. Hemen depolama alanlarında karşılaştıralım. 128 GB, 256 GB ve 512 GB'lık PCI flash depolama kullanıyor MacBook Air 2015. Yeni versiyonda ise yine PCIe tabanlı SSD kullanılıyor ve 128 GB'dan başlayan bu MacBook Air 2018 1.5 TB'a kadar destek veriyor. Grafik tarafında ise bir önceki versiyon HD grafik 6000 kullanırken yeni versiyon Ultra HD grafik 617 kullanıyor. Aynı zamanda Thunderbolt çıkışından ekstra bir ekran kartı da MacBook Air'a bağlayabiliyor ve grafik performansını arttırabiliyorsunuz. Peki sentetik testler söz konusu olduğunda hangi bilgisayar daha önde, hangi bilgisayar daha iyi performans sunuyor? Gelin isterseniz arka arkaya önce bir Geekbench'e bakalım, sonra Cinebench'e bakalım ve en son olarak hard disk hızlarını karşılaştırmak için Blackmagic Design'i kullanalım. Something come to be, it comes to me.
Gördüğünüz gibi donanım olarak tabii ki 8. nesil bir işlemci kullanan MacBook Air, aynı zamanda saat hızı arttırılmış bir RAM bellek kullanan MacBook Air 2018 adeta 2015 modelini ezip geçiyor. Özellikle SSD teknolojisine yaptığı yatırımların da Apple karşılığını almış gibi görünüyor. İncelemede de bahsetmiştik. Özellikle okuma hızında, yani bilgiye ulaşım hızımızda neredeyse 2 katlık bir fark söz konusu. Gördüğünüz gibi MacBook Air 2018'de önemli geliştirmeler söz konusu. Diğer MacBook Pro versiyonlarına daha yakın bir bilgisayar olmuş Air ve daha arada bir bilgisayar olmayı başarmış. Halen Apple'ın en uygun seçenekli MacBook modeli olmaya devam ediyor. Gerek geliştirilmiş ekranı, geliştirilmiş ekran kasa oranı ve ufaltılmış kasasıyla dikkat çekici bilgisayar. Başta da söylemiştik, YouTube kartlarından MacBook Air 2018 incelemesine ulaşabilirsiniz. Sizin peki yorumunuz nedir? MacBook Air 2015 halen kullanılır mı? Yoksa MacBook Air 2018'e geçilmeli mi? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.